يا الله <سؤال> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala Cumanızı mübarek eylesin. Rabbim bizlerden nasıl razı olacaksa, razı olduğu kulların formatına bizleri en yakın zamanda getirsin. Amin. Allah Subhanahu ve Teala yeryüzüne göndermiş olduğu tarihin şu ana kadar onun gibi bir lidere şahitlik etmediği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin talebeleri ashabı onu görüp ona gönül verenler, onu sevenler ya Resulallah fedake ummi ve ebi ve nefsi diyenler anam, babam, nefsim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyebilecek bir imana, bir kaliteye sahip olan ashabı kiramdan sizlere bugün bahsedeceğim inşallah. Öncelikle ashabı ı kiram için diyoruz ki Rabbim hepsinden razı olsun diyoruz. Radıyallahu anhum diyoruz. İstisna etmiyoruz. Hepsinden eksileriyle artılarıyla bizim işimiz değil çünkü. Onların kalitesine erişebilmek de bizim haddimize değil. Ashabı kiramı konuşmak, eleştirmek de bizim işimiz değil kardeşlerim. Bundan dolayı radıyallahu anhum diyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyoruz kardeşlerim. Onlar bu ümmetin en faziletli insanları, en değerli insanları. Çünkü düşünün bir, 500 yıl önce peygamber gelmiş, peygamberin adı hatırlat hatırlanıyor, İbrahim'in milleti konuşuluyor ama dünya şirkin içerisinde. Bir lider çıkıyor, adı Muhammed, el-Emin vasfında, müşri, kafiri, Yahudisi, Hristiyan ne varsa alayı, Hepsi ona güveniyor. Çünkü emin bir insan. Çok güvenilir bir insan. Yani geçmişi temiz. Sicili temiz bir insan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kulu la ilahe illallah tuflehu dediği zaman kardeşlerim önce evdeki hanımı Hatice anamız radıyallahu anha iman etti. Ardından yakın mesai arkadaşı yani dostu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an iman etti. Sırasıyla iman zinciri halkası çoğalmaya başladı. Ama Bakın kardeşlerim. Öyle bir dava ki ne kadar izzetli bir dava. Öldüler vazgeçmediler. Ateşlere altına yaktılar. Dumanlara boğdular vazgeçmediler. Mallarına el koyuldu vazgeçmediler. Sürgün yediler vazgeçmediler. Tehdit edildiler vazgeçmediler. Sizinle ticaret yok. kız yok. Şu yok bu yok. Her şeydiler. Baskı yaptılar. Vazgeçmediler. Esasında onlar neden vazgeçmediler biliyor musunuz? Dinlerinden vazgeçmediler. Kalite buydu. Sayıları yoktu ki. Çok güçlü bir cemaatleri yoktu. Ekonomik güçleri de yoktu. Bilakis eziliyorlardı. Ama buna rağmen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakmadılar. Onun dinini, davasını terk etmediler. Onların kalitesi buradan dolayı geliyor. Şimdi Allah tebareke ve teala ashab için. Ne diyor kardeşlerim bu Kur'an-ı Kerim'de? Bakın açık naslar var. Ve sabiqun el evvelun min muhacirin ve Ansari ve Evet. Allah Tebaraka ve Teala muhacirden bahsediyor. Ensar'dan bahsediyor. Onlara en güzel şekilde tabi olanlardan bahsediyor. Yani sahabeden bahsediyor. Sahabeyi gören tabiinden bahsediyor. Ne diyor onlar için bakın? Radiyallahu anhum razı an İşte kardeş bakın. Ashabı kirama kimsenin dil uzatmamasının en büyük delili budur. Allah onlardan razı olmuştur. Allah onların içindeki Ali'den Mehmet'ten demiyor ki Allah onlardan razı olmuştur. Bakın, şimdi onlar Allah'tan razı oldular ama Allah da onlardan razı olmuştur. Şimdi Dünya üzerinde bulunan bütün Müslümanlar Allah'tan razı mı? Razıyız tabii ki. Peki Allah bizden razı mı? Belli değil. Kapalı. Ama onlardaki kapalı değildi. Açıktı. Allah Azze ve Celle Cebrail, Cibril-i Emin'i semadan gönderdi. Bu ayeti getirdi. Dedi ki ben o ashabdan neyim? Hepsinden razıyım dedi. İşte bundan dolayı ashab-ı kiramı sevmek imandandır kardeşlerim. İmandandır. Onu sevmek imandandır. Onu sevmeyen imanını kontrol edecek. Ashab-ı kirama, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, Aişe'ye radıyallahu anhüm ile ahiri sonuna kadar dil uzatanlar imanlarını kontrol edecekler. Onlar Allah'ın razı olduğu kimselerden razı değillerdir. İşte bu küfürdür. Allah'ın sevdiğini sevmemek Allah'ın razı olduğundan razı olmamak küfürdür hadislerim küfürdür. Şimdi sahabi kiramı, sahabi kiramı, radıyallahu anhum herkes seviyor. Bakmayın burası Konya. Konya'ya çıktığınız zaman dört büyük halifenin ismini bile insanlar bilmiyorlar. Öyle bir cahiliye bataklığına girilmiş ki dünya. Bir de oynanan bir oyun var. Ne oyun oynanıyor? Bugün dünyada, Afganistan'da 2 milyon. Irak'ta 2 milyon Müslüman'ın kanını dökmeye sebep olan, vesile olan İran Rafidi Devleti'nin akidesi nedir biliyor musunuz? Aişe, kim Aişe? Resulullah'ın hanımı. Yani bizim anamız değil mi? Bizim anamız, anamız. Senin anana birisi laf söylese ne yaparsın? Ne yaparsın? Aramızda herifler var değil mi? Öldürürüm hocam. Öldüremezsem bir yumruk çakarım. Niye? Anana küfrediyor. O İran Rafizi devletinin akideden temeli bir tanesi taşını biliyor musunuz? Aişe Allah'a sığınırım yani kötü kadın diyorlar. Yani fahişe diyorlar yani. Peygamber hanımına peygamber hanımına anamıza bu ifade yakıştırıyorlar. Onlar bizim en değerlerimiz neresi? Tuvaletlerimiz değil mi? Tuvaletlerdeki fayansların üzerinde ne isimler yazıyor biliyor musunuz? Ebu Bekir yazıyor. Ömer yazıyor. Aişe yazıyor. Nerede? O tuvalete girilen fayansların üzerinde. Bunlar hepsi hikaye değil. Gerçek bir şey. Yıllardan beri İran'a İslam devleti diye bize çaktılar. Yutturdular. Esasında dünyadaki savaşın en büyük sebebi Amerika falan değil. İran'dır. İran'dır. Çünkü dünyadaki Kur'an'a, sünnete, tevhide, sahabeye, ehli beyte sahip çıkan muvahhidleri öldüren, yıllardan beri öldürttüren İran'dır çünkü. Ama bize kahrolsun Amerika'yı dedettirdiler. Gazımızı aldılar. İran saman altından sürüttürdü. Dünyada kıyamette, kıyamet saatinde çıkacak en büyük savaş Amerika İran değil. İran'la çıkacak çünkü. İran'la çıkacak. Peygamber hanımına kötü kadın ismini veren Ebu Bekir'e, Ömer'e küfreden her yıl Ömer'in öldürüldüğü günü kutlayan İran'la yapılacak. Şimdi Bizim bunları sevmemiz imandandır. Bunları sevmemiz küfürdür diyoruz. Küfürdür diyoruz. Yani Kur'an'ı, sünneti bir kenara bırakarak hocam böyle olmaz. Onlar da namaz kılıyorlar. Onlar da Kur'an vardı ama Kur'an eksik diyor. Senin inancına göre Kur'an eksik diye ne olur? Kâfir olur. Onlar aleni Kur'an'ın eksik olduğunu söylüyorlar. İnançları bu. Bunların hepsinin belgeleri var. Kendi kitaplarında yazıyor bunların hepsi. Duyduğum, aktardığım bir şeyden değil. Tahkik ettiğim, araştırdığım yıllardan beri araştırdığımız mesele bir mesele çünkü bir mesele. E şimdi bakmış olduğumuz zaman ne yapıyorlar? Bunlar bakın Irak'ta, Afganistan'da 2 milyon, 2002 4 milyon Müslüman öldürdüler. Kime? Amerika'ya öldürdüler bunlar Amerika'ya. Bunlar Müslümanların kanını döken insanlar bunlar. Şimdi sebep ne? Biz Aişe'ni Aişe'ye fahişe diyen adamın kanını dökeriz. Bu bir gerçektir yani. Çünkü diyemez. Bizim aramızdan daha değerlidir çünkü. E şimdi sen onu dersen tabii ki dünyada savaşın fitil ne yapacaktır? Çıkacak da tabii alevlenecektir. Bizim sahabeyi sevmemiz imandandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz? Allahu fi ashabi Asam hakkında sakınız diyor. Korkun asam hakkında. La tettehiduhum aradan ba'di. Sakın benden sonra asama saldırmayın diyor. Benden sonra asama saldırmayın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Femen ehabbehum fe ehabbehum. Beni seven, asamı seven, beni sevdiği için sevmiştir. Bakın, ben asamı seven, beni sevdiği için sevmiştir. Ve men ebu fe Ashama buzeden ise bana buz ettiği için buz etmiştir. Ve men azahum fakat azani. Ashama eza verenler, onlara dil uzatanlar esasında bana dil uzatmışlardır. Ve men azani fakat azallah. Bana dil uzatanlar ise gerçekte Allah'a dil uzatanlardır. Ve men azallahu yushuk ya Allah da kendisine eza verenleri ansızın azap etmesi, yakalaması ansın. An meselesidir diyor. Şimdi bakın sahabeyi sevmek, Allah Resulü'nü sevmek. Allah Resulü'nü sevmek Allah'ı sevmek. Bu bir zincir, bu bir halka. Geçen hafta burada ne anlattım ben? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değerini, şeriatını anlattım ben. Niçin anlatıyorum? Bundan yıllar önce ashab sıradan insanlar onlar ne olacakmış ya ashab değil mi? Onlar da insan. Dediler, dediler, dediler. İnsanlar hakikat doğru söylüyor ya. Onlar da insan dediler. Şimdi sıra peygamberin itibarını bitirmeye. Onun için çalışıyorlar. Gece gündüz peygamberin de sıradan bir insan olduğuna çalışıyorlar. Halkanın başını kurtarmamız lazım yani. Ashab sıradan bir insan değil kardeşim. Evet, senin benim gibi kanını damarlarında kan dolaşan ölümlü bir insan. O anlamda sıradan bir insan. Ama onlar dünya karanlıkçada kalmışken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme canlarını vermiş. Anam babam sana feda olmuş diyen insanlardır onlar. Onlar ey Allah'ın Resulü öldüğüm takdirde bana ne var sorusuna cennet vardı cevabını aldıktan sonra elindeki hurmayı atarak savaşarak ölünceye kadar cihad eden insanlardır. Onlar böyle yiğit insanlardır. Onlar sen bize şu denizi göstersen Tereddüt etmeden dalarız diyen insanlardır. İşte onlar böyle kaliteli insanlar. Tarih onlar gibi bir nesil görmedi ve görmeyecek. Görmedi ve görmeyecek. Ebbekir Sıddık radıyallahu anh bütün malını infak etti. Sen de bütün malını infak et. Aynı olamayacaksın. Evet. Bütün malını infak etmenin ecrini sonuna kadar alacaksın. Ama Ebbekir gibi asla olamayacaksın. Asla bekir gibi olamayacaksın. Çünkü... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize haber veriyor. Bırak Ebu Bekir gibi olmayı diyor. Yarısı kadar bile olamazsınız diyor. Yarısı kadar bile olamazsınız diyor. Şimdi bakmış olduğumuz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Ne yaptılar? Biat ettiler. O biat edenlere Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ateşi dokunmayacak diyor. La yedekulun nara bâya tehteş şecerati Ağacın altında sana biat edenlere cehennem ateşi dokunmayacaktır diyor. Cehennem ateşi dokunmayacaktır. Kim bunlar? Ashab-ı kiram. Radıyallahu anhum. Allah onlardan razı olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara cehennem ateşi dokunmayacak diyor. Yine Fetih suresine bakıyoruz. Lekad radıyallahu alil mü'minine iz yubayi'uneke tahtes şecerati diyor. Bakın aynı hadis-i şerife gerek kalmadan ayeti kerimede Rabbimiz Tebarike ve Teala söylüyor. Allah o ağacın altında, o akabe günü sana biat edenlerden razı olmuştur. Bitti. Öyleyse Allah'ın razı olduğu bir kimseye sen nasıl hakaret edebilirsin? Nasıl hakaret edene müsaade edebilirsin? Değil mi? Edemediğin gibi hakaret edene de müsaade edemezsin kardeşim. Edemezsin. Yani bu oyunu görmemiz lazım kardeşlerim. Biz ehli sünnet çizgisine kalmamız lazım. Biz dinimizi peygamberde öğrendik. Peygamber sahabe öğretti. Sahabe tabi'ine öğretti. Tabi'in etbabı tabi'ine öğretti. Evet. Özellikle bu üç nesile dikkat etmemiz lazım. Bu üç nesil bizim için altın nesildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hayrun nasi karni. İnsanların en hayırlısı benim dönemde yaşayanlardır. Yani ashabımdır. İşte en hayırlısı ashab. Sümmellezine yalunehum. Sonra onlardan sonra gelenler. Kim onlar? Ashabı gören. Onlara ima eden tabi'in. Sümmellezine Sonra onlardan sonra gelen etbab Şimdi görmüş olduğunuz zaman bu üç nesil altın nesildir kardeşlerim. Bu üç nesilin amelleri, sözleri, davranışları, mücadeleri bizim için çok önemlidir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu üç neslin üçün nesline geldi kardeşlerim. Yani tabi tabiinden kendisi. tabi tabiinden Ebu Hanife. Şimdi bakmış olduğumuz zaman kardeşlerim sahabeye tabiine, tabi tabiine ondan sonra gelenler Ebu Hanife'den başlayın. İmam-ı Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel aklınıza gelen bütün ehli sünnetin uleması hiçbiri sahabeye dil uzatmış mı? Vallahi yok. Bir tane sahabeye dil uzatan bile yok. Hatta biliyorsunuz. Sahabenin arasında bile savaşlar oldu. İstemezdik ama kan döküldü. Değil mi? Sıffın savaşı oldu. Değil mi? Cemel savaşı oldu. Doğru mu? Şimdi bunları biliyoruz. Ehli sünnetin uleması diyor ki ey kul diyor ey kul. Ey Allah'ın kulu diyor. Sen o zaman da yaşadın mı yaşamadın. Sana bir taraf seçme mecburiyeti kaldı mı kalmadı. O zaman, şu zamandan o zamana burnunu sokma diyorlar yani. Allah sana o zaman yaşamaya nasip etmemiş. O, sahabenin arasına gelmiş geçmiş Ali için de, Muaviye için de radıyallahu anhuma der ve geçeriz, bitti. Bizim işimiz değil yani onları savaşı değiştirmek. O zaman ne diyeceksin? Ali Müslüman kan döktü mü diyeceksin? Muaviye Müslüman kanı döktü mü diyeceksin? Ne diyeceksin? Varsa bir hesapları, hesap sorucu olarak Allah yeter. Ama bizim işimiz, Onların yapmış olduğu bu doğruya veya bu yanlışa asla müdahil olmak değildir kardeşlerim. Bizim işimiz bu değildir. Bizim işimiz her zaman altını çiziyoruz. Kulluktur kulluk. İman etmek, salih amel işlemek. Geçmişimizden ders alırız. Müslümanlarla Müslümanlar karşı karşıya gelmemesi için elimizden gelen hassasiyeti gösteririz. Müslümanlar, Müslümanların kanı dökülmesin diye elimizden gelen bütün hassasiyeti gösteririz. Bunu uğraştırırız. Niye? Çünkü tarihte hatalar yapılmış mı? Yapılmış. Kan dökülmüş mü? Dökülmüş. Ama asla sahabenin olayında işte Muaviye şöyleydi, Ali böyleydi. Şimdi bakmış olduğunuz zaman bu şekilde sahabeler tahkir ediliyor. Tahkir ediliyor. Ömer radıyallahu anh'ı öldüren kim? İranlı değil mi biliyorsunuz? Bilmiyorsanız öğrenin. İranlı. O zaman Farisilerden gelen bir adam. Farisilerden gelen bir adam. İran'da o adamın çok büyük bir türbesi vardı sen bilir misiniz yani? Çok büyük bir türbesi var adamın. Niye? Çünkü çok büyük bir iş yaptı o. Ne iş yaptı o? Senin ikinci halife olarak kabul ettiğin, senin rahmetlandığın Ömer radıyallahu anh'ı bir sabah namazında sırtından hançerledi, öldürdü ondan dolayı. Ona çok büyük bir türbe yapmışlar. Çok büyük bir türbe yapmışlar ve her yıl Ömer'i öldürdüğü günü kutluyorlar, bayram yapıyorlar. Aişe finnar, Ömer finnar diye sloganlar atıyorlar. Ne demek biliyor musunuz? Ayşe cehennemde, Ömer cehennemde diye sloganlar yapıyorlar. Bunlar hepsi görsel medyada, sosyal medyada var. Hepsi var. Kitaplarında zaten bunlar hepsi yazıyor. Adamın çok büyük türbesi var yani. Şimdi düşünün bir yani. Niye bunu anlatıyorum ben size? Hem dünyadaki oyunu görün, hem düşmanınızı bilin, hem de sahabeye sahip çıkın, sahip çıkın. Kimse sahabeye dil uzatamaz. Ama ne acı değil mi? Peygamber'e dil uzatıyorlar. Peygamber'e söylüyorlar. Bir karşılığı yok ki. Bir, suç, bir suçu yok yani. laik demokrat ülkelerde, devletlerde Allah'a sövmenin bir suçu yok. Peygamber'e sövmenin bir suçu yok. Sahabeye sövmenin bir suçu yok. Ama taştan ilahlar, çakma ilahlar, merdiven altı ilahlara laf ettiğin zaman suç oluyor. İnsanları bundan dolayı yargılıyorlar ve hapse atıyorlar. Sen asla Asla insanların ilahına laf edemezsin. Ama sen Allah'ı ilah olarak kabul eden, Allah'ı tek ilah olarak kabul eden bir insana bir insana Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman hiçbir problem olmaz. Ama bakın bugün gerçekten dünya vakası bu şekilde insanlar dünya ne yaptılar? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hakaret edildi. Dalga geçildi, alaya alındı, küffedildi. kimse ağzını açmadı. Adam Allah'a söylüyor, peygambere söylüyor, hiçbir karşılığı yok yani. Hiçbir karşılığı yok. Hiçbir karşılığı yok. Sahabeye sövmenin de hiçbir karşılığı yok. Allah'a sövmenin bir karşılığı olmazsa, peygambere sövmenin de bir karşılığı olmaz. Sahabeye sövmenin de bir karşılığı olmaz. Ama İslam devleti olsa, değil mi? Müslümanlar İslam devleti için yaşar. Onun için nefes alır. Onun için mücadele eder. Olsa, bir kimse Allah'a sövdüğü zaman, Cezası öldürülmezdir. Bitti. Kimse Allah'a sövemez ya. Allah senin anandan daha değerlidir çünkü yani. Bunun kıyası bile yapılmaz. Bu konuşulmaz bile çünkü yani. Ama maalesef işte bu layık demokrat sistemler yüzünden dinimizin hassasiyeti kayboldu gitti. Dinimizin hassasiyeti kayboldu gitti. Ha kayboldu gitti. İşte bundan dolayı kardeşlerim oynanan oyunlara dikkat etmek zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıktığımız gibi onun en güzide ashabı, en değerli ashabı olan sahabesine de sahip çıkmak zorundayız. Tabi'ine de sahip çıkmak zorundayız kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Tebarek ve Teala ne buyuruyor? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَصِيرًا Evet, kim kendisine peygamberin yolu ve müminlerin yolu belli olduktan sonra kendisine başka bir yol seçerse onu diyor biz terk ederiz. Onu yalnız bırakırız. Onu cehenneme yastarız. Onu cehenneme atarız diyor. Ve orası ne kötü bir yerde diyor Allah Tebarek ve Teala. Müfessirler peygamberin yolu belli. Peki müminlerin yolundan kasıt ne? Müfessirler diyor ki sahabedir sahabe radıyallahu anhum. Çünkü sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çoğu hiç ayrılmadı bile yani. Ona o kadar bağırdı hiç ayrılmadılar. Ağzından çıkan her şeyi öğrendiler, baktılar. Ameline baktılar, sözüne baktılar. Sahabe bu konuda bizim için çok güzel örnektir kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitne zamanında ne buyuruyor? Uysaykum bi takvallah. Size Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim diyor. Allah'tan korkmanızı. Bütün işin başı bu zaten. Değil mi? Ve sem'i ve ta'ati ve inne abden habeşiyen. Başınıza habeşli bir köle bile gelse, Duyduğunuza itaat edin. Fe innehu man ya'ish ba'di fesaera ihtilafen Benden sonra yaşayanlarınız birçok ihtilaflar, tefrikalar, parçalanmalar göreceksiniz. Bakın, ihtilaflar, parçalanmalar, tefrikalar göreceksiniz, değil mi? Dünya şu anda bununla boğuşuyor mu? boşuyor. Peki ne yapacağız? Fe aleykum bi sünneti. Yol belli. Fe aleykum bi sünneti. Benim sünnetime yapışacaksınız. Benim gittiğim yoldan gideceksiniz. Başka? Ve sünnetil hulefâil mehdîne râşidîn. Benden sonraki râşid halifelerimin yoldan gideceksiniz. Yani Ebu Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhüm. Bunları yoldan gideceksiniz. Hatta diyor ki temessekû bihâ. Onlara sıkıca yapışın. Addû aleyhâ bin nevâciz. Ağzı dişlerinize sıkıca onlar yapışın. Ve iyyakum muhtetatul umur. Bakın benden sonra bir sürü uydurma işler çıkacak. Uydurma. Herkes kendi kafasından bir şey çıkacak. Fe inne kulle muhteteden bid'a. Sonadan ortaya çıkan her şey bid'attir. Ve kulle bid'atin dalale. Her bid'at dalettir. Ve kulle dalatin finnar. Ve her dalette bid'atte ateştedir diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Esasında orta problemi yok. Yol belli. Yol belli. Allah'ın kitabı var. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti var. Elhamdülillah. Sahabenin hayatı var. Elhamdülillah. O zaman niye kafamız karışık ki? Kafası karışık olanlar niye kafası karışık biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın kitabını bıraktılar, terk ettiler. Resulullah'ın sünnetini terk ettiler. Ashabın yolunu terk ettiler ki kendilerine yeni yeni yollar, cemaatler, menheşler, usuller çıkarıyorlar da kafaları karışık. Farklı farklı yollara çekiyorlar. Ama kim ki Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, sahabenin yoluna giderse vallahi onlar Allah'ın razı olduğu insanların yolundan gittiği için umulur ki Allah onlardan da razı olur kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala razı olduğu kullarında olmayı bize nasip etsin kardeşlerim. Biz belki bu müjdeyi dünyada alamayacağız ama razı olduğu kullarının yolundan izinden giderek İnşallah böyle bir ümidimiz her zaman olacaktır. Allah bu ümidimizi her zaman canlı tutmayı bize nasip etsin. Amin. Aqulu qawli haza ve estəğfirullah li və lekum və axir du'avana elhamdülillahi rəbbil aləmin.